Merhabalar. Şu anda Trabzonspor'un resmi müzesinde bulunuyorsunuz. 50 yıllık tarihi boyunca kazanmış olduğu bütün başarılar, bütün kuruluş hikayelerini burada birebir görüp okuyabilirsiniz. Size çok kısa bir şekilde Trabzonspor'un kuruluşu nasıl oldu ve bu 50 yıla sığdırdığı kupaları kısaca söyleyebilirim. Trabzonspor 1967 yılında 2 Ağustos günü, güzel bir 2 Ağustos günü resmi olarak kuruluşunu gerçekleştirdi. Trabzon'da oynayan 4 tane amatör takımın İtman Hoca, İtman Gücü, Martı Spor ve Karadeniz Gücü'nün bir araya gelmesiyle profesyonel lige 1967 yılında başladı. Yaklaşık 7 yıl 2. ligde mücadele etti. 7 yılın sonunda 73-74 sezonunda 2. lig beyaz grupta şampiyon oldu ve 74 yılında 1. lige çıktı. 1. lig serüveni 43 yıla sığan 26 tane kupa ve bir sürü başarılı defalarca kazanılmış kupalar şu anda müzesinde.
başladı Karadeniz'in fırtınası. Ne büyük onurdu bize Kıbrıs'ın barış kupası. Bir avuç genç yürek yazdı bordo mavi destanını. Mesela böyle bu işi yapıyoruz. 10 lira satıyorum kaç kilo kadar. Onlar 5 lira, 10 lira. Bereler 10 lira. Şeyler, havunlar 3 lira. Nasıl abi, işleri nasıl, iyi mi? Bugün hiç olacağını sanmıyorum. Bugün taraftar yok değil mi? Evet, taraftar yok. Son maç. Sonra Karabükse'den kümeye gitmiş. İddiası yok. İddiası yok. İddiası asılsız bir maç. Evet. Böyle bir boş bir maç. Trabzon bizim için aşk, sevgi, her şeydir. Bizim hayatın anlamı istedisi. Trabzon tek yeri bela açtı. Başka da özeti yok. Yeni başkanımızın göreve gelmesi hayırlı uğurlu olsun. Yeni başkanımdan şunu bekliyorum. Altyapıya önem vermesi. Dışarıdan futbol getirmesi, futbolcu getirmesini istemiyorum. Altyapıya ne kadar önem verirsek o kadar fazla bizim masrafımız olmaz. Bizim potansiyelimiz belli. Gelirimiz belli. Kaşıkla toplayıp kepçeyle vermek bize yakışmaz. Bu zamana kadar bu kadar futbolcu transfer ettik. Hiçbirinden bir fayda görmedik. Hep üstten, hep üstten, hep üstten. Taraftar arkadaşlarımdan da şunu istiyorum. Sabırlı olalım. En azından 2 sene sabırlı olalım. 3. sene muhakkak bir şampiyon olacağız. Yeter ki sabırlı olalım. Bu kulübe 1 lira zarar vermeyelim. Bu kulüp bizim kulüp. Kızıp koltuklarımızı, moltuklarımızı kırmayalım. Bir de şöyle bir durum var. Bu tesise mescit yapmışlar. Bu mescitler, mescit yani namaz kılma yerlerimiz, bu tesise yakışmıyor. Sorumlu kimse bu mescitlerin düzeltilmesini istiyorum. Yani yakışmıyor. Bir yabancı bir diyelim ki Bursa'dan, Ankara'dan, şuradan buradan birisi geldi der ki lan gittik harika tesislerin içerisinde doğru dürüst kılacak bir namaz yeri yok. Bunun daha düzeltilmesini istiyorum. Gelecek sene inşallah hayırlı uğurlu olur. Daha da güzel günlerimiz olur. Bu sıkıntı da böyle biter. Artık şu Fenerbahçe'nin yakasına bırakalım. Her şeyi de Fenerbahçe'ye bulmayalım. Bizi yönetenlere kabahati bulalım. Bizi yönetenler harbura harman savurdular.
kulübü bu duruma getirdiler. Ama başka bir şey de demek istemiyorum. Gelecek yılımız hayırlı uğurlu olsun.